Arazi ile alakalı da korumak adına Türkiye'de şöyle, kendi geliriyle insanların ev sahibi olabilir. Çünkü şu anda zaten konut kredileri çok yükseldi. Birkaç milyon liraya maaşlı insanın ev alması. Her mülkü edinemiyorlar. Tapu kanunda açık hüküm var. Evet. Mesela milli güvenlikle ilgili civarında milli sınırlar varsa onları alıyorlar. Onu söyleyeyim. Onlar engel. Ama şu vatandaşlık kazanma meselesi orada sınırlarda bir fiyatların artması yarattı. Evet, 200 bin dolar fiyatının çok düşük olduğunu, ya o tek başına o rakamın verilmek suretiyle vatandaşlığın elde edilmesinin ben bizzat eleştirdim burada. Dedim ki ortak sevinç, ortak keder anlayışımıza uyum sağlayıp sağlayamadığının bir süre araştırılması, sadece konut satışıyla bu vatandaşlığın verilmemesi gerekiyor. Çok soyunca, onu nasıl araştıracaklar? Bu kadar çok Suriyeli ortak sevinç, ortak kederi paylaşacak mı? İdarenin takdiri. Onu nasıl araştıracaksın? Çok güzel bir kriter getirdin. Peki bu kadar Suriyeli, o sizin dediğiniz ortak sevinç, ortak hocam, kederi paylaşacak mı? Denetlenebilir değil. Şey biliyorsunuz, değil. Çok soyut bir kriter. Yabancıların değil mi korunması kanunumuz var. Orada diyor ki 8 yılda burada kalsa, 10 yılda burada kalsa en fazla kalıcı ikametgah veriyor. Adam vatandaş diyor, olup oy kullanacak Serkan Bey. Sağladı. Türk milletinin egemenlik hakkına ortak oluyor. Onlar tamamına yakını geçici koruma altında olan oy kullanamaz zaten. Ama var vatandaş olanlar var. Serkan Bey evlenmedi 3 yıl. Bahsedeceğim 450 dolar gayri. Konuyu durun dağıtmadan. Türklerin Almanya'ya gitmesiyle Türkiye'ye karşı demografik bir operasyon olarak bir takım insanların buraya itilmesi. Bakın Afganistan'dan kalkıp geliyor. İran kapılarını açıyor ya. Yürün gidin hocam, diyor. Yani Türkiye'de ciddi bir başka bir operasyon var, onu söylüyorum ben. Yani ortak kader, göç ortak göçme, keder. Göç ve göçmen değil konu ama yani, önemli bir konudur. Belki bir dahaki bir yayında değerlendirelim ama bütün boyutlarıyla o söylendiği rakamlar da doğru değil. Yani 200 bin civarında. Peki, ekonomiye dönelim evet. Evet. Ve bu konutla ilgili sorum da sonra sizi açıkladı, görmeyeyim resmi Serkan açıklama Bey. Var yani. Ben dolayısıyla yasaklansın yasaklanmasın sorusunu değil, konutun barınma Türkiye'de hakkı, barınma hakkının orta gelir ve dar gelirli insanların da ev sahibi olabilmesinin yolunu açacak i̇şte başka bir adım da olabilir mi sorusuna getirmek için devletin bunu. Devletin temel yükümlülüğü bu. Bu ekonomik sosyal, sistemde hiçbir şey sosyal, yapamazsınız. Sosyal devletin de gereği bugün Türkiye'de devletin özendirici şekilde düşük kredilerle vatandaşlarını ev sahibi yapmak için ki TOKİ projeleriyle bu yapıldı uzun bir süre. Bu projelerin de kaldığı yerden devam etmesi lazım. Örneğin cidden bu projelerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi lazım. Bir kişinin birden fazla bu yerlerden mülkiyet edinmesinin yasaklanması değil gerekir. Tabii, temel sıkıntı amaçlı o zaten evet. Tarım arazileriyle evet, alakalı çok yapıldı yani. Türkiye'de hoca yabancı yatırımcı atıp hadi tarım arazilerine yapılmaması yerli, lazım bunların. Yerli yatırımcı da tarım arazisini niçin alıyor? Gidip ekip biçmek, çiftçilik yapmak için değil. Tabii, bina yapmak alıyor için alıyor. Çünkü bu da engellenmeli. Yarın öbür gün buralar acaba tarım araziniz kalmayacak. Bu da engellenmeli. Bunun da önüne geçilmesi gerekir. Dolayısıyla şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey TÜİK önünde özür dilerim. Et süt kurumu önünde bekleyerek insanların beslenme hakkına dikkat çekmek istedim vesaire. Bunu demiş olabilir. Ama öncelikle yönettikleri belediyelerde insanların ihtiyaçlarını yönetirlerse daha somut bir icraat ortaya koymuş olur. Daha dikkat çekici bir başlık olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Belediyelerin ama insanların bugün karnını doyurmak gibi bir yükümlülüğü yok. Var var. Hayır, belediyenin temel görevi hocam bu değil. Belediyenin temel görevi kent insan yaşamını kolaylaştırmak. Hayır. Sosyal belediyecilik anlayışı canım diye bir kavram da var. Ne zamandan beri belediyelerin insan yoksulluğu gidermek ve insanların karnını hocam, yapabilir bunu. Bir yan faaliyet ama olarak yapabilir ama öyle bir şeyi yok. Kuaföre gidemeyen, yani berbere gidemeyen, yaşlı dayı evine gidip o zaman bırakın belediye yönetsin. O zaman hocam, bu belediyecilik anlayışı hocam, bu. Yerelde sosyal belediyecilik anlamında bazı sosyal hocam, faaliyetler bulunur. Hocam yani göz zaten boyama için yani mevcut kopuldu. Aslında gerçek AK Parti belediyelerinin başarısının temelinde yatan hususlardan bir tanesi de budur. O kentte yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırmaktan ibarettir. Açalım bakalım belediye kanunu. Hükümet olsun, belediye olsun. Yok, bir faaliyet şeyi yok ya. Kamu, kenti kamu tarihi, tamamen kültürel miras. Kamu oynuyor herkes. Hocam, Ümit hocam, bir saniye, lütfen Serkan'cığım. Söz hakkı benim bu arada. Tamam, zannediyorum tamam, söz bana gelmeyecek. Böyle yok, bir cümle yani söyleyeyim. Gelecek. Bakın hocam, yani hükümet de olsa, gelmeyecek gibi görünüyor. Belediye de olsa, valilik de olsa netice itibariyle devletin kamu
tüzel kişiliği adına faaliyette bulunma ve vatandaşa hizmet götürme noktasında yükümlülükleri vardır. Evet. Dolayısıyla ama genelde mücadele gibi ülkede bir yok. Hükümet bundan sorumludur ama yerelde belediyeler de hocam, yapabilir şimdi yani bakın, bunu. Şimdi Türkiye'de sosyal devlet ilkesi kapsamında insanların temel ihtiyaçlarını, asgari geçimini sağlamakla yükümlü. Bu noktada devlet ne yapıyor? Kaymakamlıklarıyla insanlara belirli yardımlar yapıyor. İşte tam da sosyal devlet bu. Peki. Valla o yardım. Peki. Avrupa'ya örnek verirken şunu diyoruz. İnsanlar işsiz kaldı, devlet hemen işsiz vatandaşına parayı veriyor. Bizim devletimiz verdiğinde ne diyorlar muhalefet? Millete diyor sadaka kültürünü alıştırdınız diyor. Yoksul bırakıp diyor kendinize bağlıyor. Şimdi vermekten vermeye yani fark var. İşsizlik maaşına diyor mu? Hayır, işsizlik maaşına değil. Vermekten bakın, vermeye fark anlattık? Var. Siz barınma ihtiyacını, asgari geçimini sağlayacak diyor. Bahsettiniz ya vatandaşın çocuğun beslenmesi evet. için yeterli miktarı vermek durumunda mı? Evet, Türk devleti milyonlarca vatandaşına bu sosyal devlet kapsamında bu yardımları yapıyor. Ya demek ki devlet olmanın gereğini yapıyor. Anayasanın gereğini yapıyor. Bunu da siz milleti sadaka kültürünü alıştırdınız diye yorumlayanlar sosyal devlet ilkesinden bir haber olan kişilerdir. Vermediğinde nerede bu devlet derler. Verdiğinde hükümeti köşeye sıkıştırmak için gördünüz mü milleti buna alıştırdınız siyaseten derler. Siyaseten işe yarar bir hamle miydi Serkan Bey? Hangisi? Çünkü Etsürt kurumunun önündeki açıklama işte kız çocuklarının %68, oğlan çocuklarının ya da 85'i kız çocukların protein eksikliği kansızlık var, protein eksikliği var. Hacer Foggo da bunları dile getirebildi. Şimdi hep muhalefete de siyasi kısmını da sormak istiyorum. İşte temel sorunlarla ilgili siyaset üretmiyor deniyor. Bu yöntem işe yarar bir yöntem değil mi? Serap Hanım, muhalefet bakın, açısından. Hep şunu ifade ettim. Lafa geldiklerinde Türkiye'deki nüfusun %60'ı bizim belediyelerimizde. Değil mi? Muhalefet bunu bolca kullanır. Örneğin Kemal Bey'i hiç siz bir belediyenin açılış, bir projenin açılışında konuşurken gördünüz mü? Hayır. Yani çık orada konuş ya, TÜİK'in, Etsüt kurumunun önünde konuşacağını. Veya belediyenin insanların temel ihtiyaçlarını karşıladığı noktalarda çık, orada açıklama yap. Veya işte İBB bileti 8 lira yaptığında git İBB'de bir teftiş yap. Çünkü orası senin yönetim alanın. Bunlar ucuz siyaset, bunlar işe yaramaz. Muhalefetin daha anlamlı başlıkları var bu ülkede. Bu anlamlı başlıkları da millet bir yürü de yürüyüşünü görelim demiş. Sana bu kadar belediye verdim demiş. Orada icraatlarını ortaya koy demiş. Ama sizler bunu yapmak yerine hiçbir icraat ortaya koyamadığınız için sürekli manipülasyona yol açacak, devlet kurumlarının itibarını zedelecek davranışlar sergilediğinizde maalesef vatandaşta da bunun hiçbir karşılığı olmuyor. Bunu da üzülerek ifade ediyorum. Çünkü Rezan Hoca futbol yöneticiliği yaptı. Değil mi? Takımda iyi bir yedek olmazsa o santrofordan da verim alamaz. Çünkü rehavet halindedir. Haftaya değil kombirdedir. Bu iktidar, bu muhalefeti bu ülke hak ediyor mu? Sabah akşam video başta çekeceksin. Güzel bu iktidarı demiştin, doğrusu o. Bu İkisi birden bu iktidarı da hak ediyor mu? Oturup, bu muhalefeti oturup, de hak ediyor mu? Bak Allah bu söyletti. Bu muhalefeti hak ediyor mu? Hocam millet iktidara görevi vermiş. Hocam muhalefet iktidarı hak etmesi her seçimde oy vermez. Vallahi hocam. Türkiye vermiş. Böyle ya bir vatandaş, iktidarı da hak etmiyor. Böyle bir muhalefeti de hak etmiyor. Vatandaş muhalefeti de olsa formda olacak. Çözecek muhalefet siyasi partiye gider. Muhalefet formda olacak ki cidden de millet takdir ve teveccüh göstermiş. 2019 seçimlerinde önemli belediyelere vermiş. Oradaki icraatlarıyla bu noktada millete diyebilirdik evet ya aldıkları belediyelerde inanılmaz bir işler yapıyorlar. Biz burada her hafta geliyoruz Sayın İmamoğlu'nun başarısızlıklarını konuşuyoruz. Biz bu her hafta buraya geliyoruz Sayın İmamoğlu ile Mansur Yavaş acaba aday olacak mı tartışıyoruz. Sonra neyi tartışıyoruz? Hükümetin projeleri pahalı mı ucuz mu tartışıyoruz. Ya ey Millet İttifakı siz de bir proje yapın da burada gelelim Rezan Hoca'ya bu pahalı mı ucuz mu? Rezan Hoca'ya lafı getirmişken hiç pahalı mı? Rezan Bey hiç konuşmadı. Pahalı mı Serkan. Ucuz mu? Keşke bunları tartışıyor olsak. Evet. Yani bir eser ortaya koyun, bir hizmet ortaya koyun. İnsanlar da sürekli lafla sözle sizlerin sürekli her şeyi eleştiren tavrınızdan çok sıkıldı. Umut yok. İşte burada sabahtır anlatıyoruz. Çözüm önerileri bunlar. Gidin bunları konuşun milletle. Ümit Hoca bile daha çok konuşun. Muhalefet de diyor ki biz söylüyoruz zaten. Ya ben zaten somut önerilerde bulunuyorum. Bizim kadar gündemi takip eden var mı? Ben bile bak. Bizler duymuyoruz. Vatandaş nasıl duyacak? Evet.